Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aksak Timur ve Ankara Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konumuzda Ankara Savaşı konusunu ele alıp Ankara Savaşı nasıl meydana geldi? İki Türk ve Müslüman dünya devleti, hatta süper dünya devleti nasıl savaştı? Ankara Savaşı'na giden yolda hangi durumlar meydana geldi? Bu konuyu ele alıp bu konu hakkında size bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1. Beyazıt'ın 1398'de Karaman ve 1399'da Dulkadir ile topraklarına girmesinden sonra topraklarını kaybeden Anadolu beyleri bu sırada Hindistan seferinden dönen Timur'a sığınarak onu Osmanlı sultanına karşı kışkırttılar. Bu arada Timur'dan kaçan Karakoyunlu ve Celayirli beyleri de 1. Beyazıt'ı Timur'a karşı tahrik ediyorlardı. Bu kışkırtmalar bir yana artık Osmanlı için büyük bir tehdit oluşturmaya başlayan yağmacı ve yıkımcı Timur ordusu Anadolu'da ilerlemeye başlamıştı. Timur'un Osmanlılara ait Sivas'ı alması, halkını öldürerek kenti yıkıp yağmalaması, Osmanlı ve Timur'un ordularının Ankara'da karşı karşıya gelmesi sonucunu doğurdu. 1. Beyazıt adına yaraşır suretle geldiği Çubuk Ovası'nda Timur'un ordusunu atları besiye bırakılmış, askerlere dinlenmeye çekilmiş, dağınık ve emniyetsiz bir şekilde karşısında bulur. Tüm vezirleri, paşaları ve oğulları hemen saldırıp imha hareketine girişmeyi istemişse de tarihi hatasını yapan Timur, düzeltiyorum Yıldırım, bırakın Tatar ordusu toplansın, adet üzere savaşalım dedi ve karargahını kurdu. Daha önce Timur ile anlaşması olan Menteşe oğulları, Germiyan oğulları, Saruhan oğulları beyleri ve kuvvetleri ihanet ederek karşı tarafa geçtiler. 1. Beyazıt'ın vezirleri de büyük oğlu Emir Süleyman'ı Osmanlı Devleti'nin devamı için savaş alanından kaçırdılar. Bu olayı gören Mehmet Çelebi ve Mustafa Çelebi de savaş alanını taht mücadelesi için terk ettiler. Osmanlı ordusunda yer alan Tatarlar da Timur saflarına geçti. Daha savaşmadan yaşanılan bu bozguna rağmen 1. Beyazıt elinde kalan en sadık 10 bin kişilik askeriyle kahramanca saldırdı. Timur Tatar ordusuna müthiş zararlar verdirdi. Ordusundan kaçanlar da savaş alanına geri getirebilmek için merkezinde bulunduğu kuvvetinin yanındaki paşalarının "Çıkmayınız, akşama kadar dayanınız, gece olunca da geri çekiliriz" uyarılarına rağmen çıktı ve Tatar askerine yakalandı. Esir düştü. Esir düştüğünde tarih 28 Temmuz 1402 idi. Savaşın ardından Anadolu'daki Türk siyasal birliği bozuldu. Beylikler dönemi yeniden başladı. İstanbul'un fethi 50 yıl gecikti. Anadolu Muharebesi'nden sonra Avrupa devletleri artık Osmanlıların bu topraklardan atlamayacağı kanısına vardı. Ve kuşatma altındaki İstanbul'u kurtarmak ikinci plana düşmüş ve artık Macaristan'ı Osmanlılara karşı koruma girişimi başlamıştır. Zira Nipolu Muharebesi devamında Bayezid Akıncı birliklerini Macaristan'a soktuysa da daha ileri gitmeyerek tedbirli davrandı. Ayrıca Nipolu'da kazanılan zafer İstanbul ülkelerinde coşkuyla kutlandı. Yıldırım Bayezid Manuel'e bir mektup yazdı ve derhal şehri Osmanlılara teslim etmesini istedi. Bu dönemde Konstantinopol'ün hazinesi iyi durumdaydı. Ayrıca Fransa'dan bir miktar takviye kuvvette gelmişti. Bayezid şehri üçüncü defa kuşatma altına aldı. Ancak surlara yapılan saldırılar Osmanlı'nın lehine sonuç vermedi.
Aslında İstanbul halkı şehrin Osmanlılara teslim edilmesinden çekinmiyordu. Zira Osmanlı içerisinde yaşayan Hristiyan Teba Osmanlı yönetiminden oldukça memnundu. Osmanlılar deniz kuvveti olmadan İstanbul'u alamayacaklarını anladılar. Yıldırım Bayezid İstanbul'a karşılık Mora Yarımadası'nı kendilerine teklif ettiyse de Manuel İstanbul'dan gizlice çıkıp Avrupa'dan yardım aramaya gitti. Surların dayanıklılığı sayesinde Osmanlılar kuşatmayı bir türlü yaramıyorlardı. Şehirde açlık baş göstermeye başlayınca İstanbul halkı surlardan aşağı ip sarkıtıp şehirden kaçarak Osmanlılara sığınmışlardı. Üçüncü İstanbul kuşatması da başarıya ulaşamadı. Yıldırım Bayezid 1397 yılında Yunanistan'a bir sefer yaptı. Zira burada Latin birlikleri Ortodoks Yunan halkına karşı zulüm yapıyorlardı. Bizzat Piskopos Doritaus tarafından davet edilmişti. Yıldırım Bayezid Atina'ya girdi. Ayrıca Mora'da akıncı birlikleri bıraktı. Turhanoğlu Mora'ya akınlar gerçekleştirdi. Mora'da bulunan akıncı birlikleri Argos şehrine girmeyi başardılar. Osmanlılar bu akınlarıyla birlikte Venediklere gözdağı verirken bölgedeki Rum yöneticiler Osmanlı'ya tabi olmaya devam ettiler. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey Osmanlılara karşı yeniden harekete geçti. Ordusu ile Ankara şehrini zapt ettiği gibi Timurtaş Paşa'yı da esir etti. Yıldırım Bayezid bu durum karşısında hiddetlendi. Bayezid ordularını alarak yeniden Anadolu'ya geçtiğinde Alaaddin Ali Bey hatasını anlayarak Bayezid'den affedildi. Ancak bu defa Yıldırım Bayezid eniştesini affetmek niyetinde değildi. 1397 yılı içerisinde yeni Karamanoğlu seferi gerçekleşti. Alaaddin Bey Bayezid'in üzerine geldiğini görünce ordusuyla savaş meydanına geldi. Osmanoğlu da Konya Ovası'na geldiğinde iki ordu vuruşmaya başladı. Osmanlı ordusu Karamanoğlu'nun ordusundan iki kat fazlaydı. İki gün süren savaş sonunda Karaman birlikleri tutunamayacağını anlayarak Konya'ya çekildiler. Şehir 11 gün kuşatma altında kaldı. Sonunda Osmanoğlu'na teslim edildi. Halkın canına ve malına dokunulmadı. Ancak yakalanan Alaaddin Bey bu defa af dilemek yerine Bayezid'e sert bir şekilde çıkışınca boynu vuruldu. Konya'nın düşmesiyle birlikte Karamanoğlu toprakları Osmanlıların kontrolüne geçti. Anadolu Birliği'nin kurulması için büyük bir adım atılmış oldu. Karamanoğlu topraklarının Osmanlılara dahil edilmesi tabii ki Kadı Burhanettin'i korkuttu. Ve Osmanlılara tabi olmak yerine Memlükleri ile iletişime geçerek Memlük Sultanı'na tabi olmayı kabul etti. 1398 ilkbaharında Bayezid Canikoğlu Cüneyt Bey'in elinde bulunan Samsun üzerine yürüdü ve şehre zorlanmadan girdi. Şehrin yönetimine Osmanlı'ya tabi olan Cüneyt Bey yeniden görevlendirildi. Ayrıca Bulgar Kralı Şişman'ın oğlu Aleksandr Müslümanlığı seçerek bu bölgede Osmanlı adına yönetimde bulundu. Kadı Burhanettin Akkoyunlu Hülük Osman Bey'i Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'la olan mücadelesinde kendi himayesine almıştı. Ancak Kadı Burhanettin ile Osman Bey'in arasında bir itiraf çıktı ve bu savaşa sebebiyet verdi. Hülük Osman Bey Kadı Burhanettin'i mağlup etmeyi başardı ve Kadı Burhanettin öldü. Yerine oğlu Alaaddin Bey yeni hükümdar olarak seçildi. Fakat Hülük Osman Bey Sivas'a sahip çıkmak isteyince şehrin önde gelenleri Osmanlı Sultanı'nı şehre davet etti. Yıldırım Bayezid oğlu Süleyman Çelebi komutasında 24 bin kişilik bir orduyu Sivas'a gönderdi. Şehzade Süleyman Hülük Osman Bey'i mağlup etmeyi başardı ve Sivas'a girdi. Sivas'ın Osmanoğlu'nun eline geçmesinin ardından Bayezid bizzat Sivas'a geldi. Buraları Amasya Sancağı'na bağlayarak yönetimi oğlu Çelebi Mehmet'e bıraktı. Yıldırım Bayezid Malatya üzerine yürüdü ve şehri ele geçirdi. Osmanlı orduları Adıyaman ve Elbistan'ı da ele geçirdi. Osmanlı'nın yaptığı bu fetihlerin sonunda Dulkadiroğlu Osmanoğlu'na tabi oldu. Böylece Sultan Yıldırım Bayezid Anadolu Birliği'ni kurmuş oldu. Timur Devleti'nin kurucusu Timurlenk diğer tabiriyle Aksak Timur'un karşısında 3 büyük devlet vardı. Bunlar Altınordu Devleti, Memlükler Devleti ve Osmanlı Devleti'ydi. Bu üç büyük Türk devleti Timur'a karşı birleşmek üzere aralarında müzakere ettilerse de bu birleşme müzakereden ileriye gidemedi. Timurlenk 1370 yılında başlayan devletinin seferlerinde 1400 yılına kadar büyük bir güç ve toprak sahibi oldu. Harezm, Doğu Türkistan, İran, Azerbaycan, Hindistan, Delhi Sultanlığı, Irak topraklarını ele geçirerek çok kısa sürede büyük bir imparatorluk haline aldı. Celayir hükümdarı Sultan Ahmet'in Timur ordusundan kaçıp Kahire'ye Memlük Sultanı Barduk'a sığınması ve Timur gittikten sonra Sultan Ahmet'in tekrar Bağdat'a girmesiyle Mezopotamya'da hükümdarlık savaşı verildi. Timur tekrar Bağdat'a girdi ve Sultan Ahmet ile Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Timur'un önünden kaçarak Sultan Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Sultan Yıldırım Bayezid, Sultan Ahmet'e Kütahya, Kara Yusuf'a da Kayseri'de dinlik verdi. Timur'un düşmanları olan bu iki hükümdara Bayezid'in sahip çıkması Timurlenk'i kızdırmıştı. Timur, Sultan Yıldırım Bayezid'e mektup gönderdi. Sultan Ahmet ile Kara Yusuf'un kendisine teslim edilmesi, öldürülmesi ya da Osmanlı sınırlarından çıkarılması istenmişti. Yıldırım Bayezid ise kendisine sığınan kişileri teslim etmeyeceğini bildirdi. Bazı Osmanlı devlet adamları Sultan Yıldırım Bayezid'i bu iki sığınmacıyı Timur'a teslim etmekten yana olduğunu açıkça bildirdiler. Timurlenk, Kadı Burhanettin Devleti'nin Osmanlı'ya tabi olduktan sonra içinde barındırdığı tatarları Osmanlılara karşı kışkırtma politikası güttü. Timur 1400 yılında Azerbaycan Karabağ'da kışladı. Osmanlı'ya bağlı Erzincan emiri Mutahhar'dan Emir Timur'un huzuruna çıkarak kendisine bağlılığını bildirdi. Erzincan böylece Timur'un eline geçti. Timurlenk, Karayülük Osman Bey ve Mutahhar'dan kılavuzluğunda Erzurum üzerinden Sivas'a yürüdü. Sivas kuşatma altına alınınca Yıldırım Bayezid, Timurtaş Paşa'yı Amasya'da bulunan Şehzade Çelebi Mehmed'in emrine gönderdi.
Çelebi Mehmet Timur'un üzerine yürüyünce Timur da Mehmet'in üzerine ordu gönderdi. Timur'un ordusu Çelebi Mehmet'in ordusunu mağlup etmeyi başardı. Sivas'ı savunan Mustafa Bey 18 gün daha Timur'a direndi. Ancak surları yıkılınca Timur'un huzuruna çıkarak aman diledi. Timur 4000 kişiyi canlı canlı mezara götürdü. Sadece Mustafa Bey'i serbest bıraktı ve gördüklerini Bayezid'e anlatmasını istedi. Timur buradan Elbistan'a ardından Malatya'ya girdi. Sivas'ta yaptığını burada yapmadı ve insanların canlarını bağışladı. Yıldırım Bayezid tam olarak hazırlıklı değildi. Timur'un Anadolu işlerine gelip şehirleri yağmalayacağını düşünüyordu. Bayezid Kayseri'ye geldi. Timur ise Anadolu şehirlerinin Osmanlı'ya bağlılığını görerek ilk anlarda Anadolu'ya girmeyi uygun bulmadı. Suriye taraflarına indi. Yıldırım Bayezid buradan 4. defa İstanbul'u ağır bir kuşatma altına aldı. Ancak bu yıllarda doğudaki Timur tehlikesi baş göstermeye başlayınca Yannis'in bazı şartları kabul etmesi karşılığında kuşatma 4. defa kaldırıldı. Doğu Roma'nın Osmanlılara gönderdiği yıllık vergi arttırıldı ve Roma sekkelerinde Yıldırım Bayezid'in de adının bulunması konusunda anlaşıldı. Timur Şam'a kadar olan toprakları ele geçirdikten sonra Tebriz'e geldi. Buradan tekrar Karabağ'a yerleşti. Aydın, Saruhan, Germiyan ve Menteşe beyleri Timur'un huzuruna çıkarak Bayezid'i şikayet ettiler. Yıldırım Bayezid, Kara Yusuf ve Sultan Ahmet ile birlikte Erzincan üzerine yürüyüşe geçtiler. 1401 yılının Temmuz ayında Erzincan tekrar Osmanlıların eline geçti. Mutahhaten Bayezid'e teslim oldu. Bayezid Erzincan'ı Kara Yusuf'a verdi ve eski toprakları olan Azerbaycan'ı yeniden ele geçirmesi için memur etti. Timur, Yıldırım'a mektup gönderdi. Osmanlı ülkesine girmek istemediğini, Osmanoğullarının Haçlıları ile büyük mücadeleler verip onları bozguna uğrattığı için takdir ettiğini, ancak kendisine bağlanıp beylerin topraklarını tekrar iade etmesini ve bir oğlunun rehin olarak gönderilmesini istedi. Karşılığında Timur, Yıldırım Bayezid'e hilat gönderecekti. Timur Lenk, resmen Osmanlı Devleti'nin Timur Devleti'ne bağlanmasını istemişti. Bayezid cevabında Osmanlıların asla Timur'a bağlanmayacağını bildirdiler. Yıldırım Bayezid, onca zaferden sonra Timur'a bağlı bir bey haline gelmek istemiyordu. Timur da Anadolu'ya girip yağma etmek istemediğini söylüyorsa da Fransa, Doğu Roma ve Cenevizlerden gelen elçilere Anadolu'ya sefer yapıp Yıldırım'ı mağlup edeceğini de Osmanlı düşmanlarına açıkça bildirmişti. Timur 1402 Mayıs'ında Erzincan'ı yeniden kuşatma altına aldı ve ele geçirmeyi başardı. Çandarlı Ali Paşa dahil Timur'a itaat edilmesi gerektiğini savunanlar olduysa da Bayezid bu isteklerin sadece başlangıç olduğunu dile getiriyor ve harpten başka bir çare görmüyordu. Bayezid Tokat'a doğru ordusuyla harekete geçti. Timur ise Kayseri'ye doğru yol aldı ve şehri kuşatma altına aldıktan sonra eline geçirdi. Ordusuyla Kırşehir'e geldi ve buradan Ankara'ya ilerledi. Timur'un asıl niyeti ordusunun büyük bölümü piyade olan Osmanlıları yormak istiyordu. En sonunda Timur Ankara civarlarında otağını kurdu. Ankara'yı kuşatma altına aldı. Ancak Bayezid'in yaklaşmakta olduğunun haberini alınca bu hasarayı kaldırarak Çubuk Ovası'na gelip Bayezid'i bekledi. Timur'un ordusunda 32 fil olmakla beraber çoğu zırhlı süvari olarak 160 bin asker bulunuyordu. Bayezid ise Mirce'nin yeniden isyan etmesine karşılık Rumeli'de ciddi bir ordu bırakmış ve Timur'un Anadolu içlerine girip yağma yapacağını düşünüp askerlerini şehirlere yerleştirmişti. Bu yüzden ordusu 70 bin kişiydi. 10.000 kişilik Sırp ordusu ve Lazareviç de Bayezid'in yanında yer alıyordu. 28 Temmuz 1402 günü iki ordu savaşa tutuştular. İlk anlarda Osmanlıların üstünlüğü söz konusu olduysa da Tatarlar Osmanlı ordusundan ayrılıp Timur tarafına geçtiler. Yine de Yeniçeri kuvvetleri merkezi sağlam bir şekilde tutmaya yetiyordu. Osmanlı ordusu yine bir ihanetle sarsıldı. Germiyan, Aydın, Saruhan ve Menteşe birlikleri Timur tarafına geçtiler. Savaşın kaybedileceği anlaşılınca padişahın oğulları savaş meydanını terk ettiler. Ve Bayezid dört taraftan Timur ordusu tarafından sarıldı. Savaşın sonunda Yıldırım Bayezid esir edilerek Timur'un huzuruna götürüldü. Timur'un Bayezid'e iyi davrandığı ancak kaçmaması için de tedbirler aldığı bilinenler arasındadır. Ayrıca Timur bu savaşın ardından İngiltere ve Fransa krallarına mektup yazarak Yıldırım Bayezid'i yenip kendisini de esir ettiğini bizzat bildirmiş ve bununla övünmüştü. Timur Kütahya'ya gelirken Bursa üzerine ordu gönderdi ve Osmanlılar tarafından esir edilen Karamanoğullarına topraklarını geri verdi. Emirşeh Bedrettin Bursa'da tüm hazineyi ele geçirerek şehri ateşe verdi. Timur Lenk ise söz verdiği üzere Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beyliklerinin yeniden kurulmasını emretti. Kendisi de İzmir'e doğru ilerledi. Yolda giderken Candaroğulları Bey'i kendisine itaat etti ve Candaroğulları da yeniden kuruldu. Timur Frenklerin elinden İzmir'i alarak yeniden Aydınoğullarının himayesine verdi. Timur'un Rumeli'ye geçeceğini öğrenen Roma İmparatoru Timur'a itaatini bildirdi ve haraç ödemeyi kabul etti. Bayezid'in oğulları da Timur'un hakimiyetini tanıdılar. Bunun haricinde Memlük Sultanı da Timur'un hükümdarlığını kabul etti. Timur Anadolu'da kaldığı 8 ayın sonunda ülkesine döndü. Timur'un elinde esir olan Yıldırım Bayezid'in ölümü hakkında birçok iddia var. Ancak birçok kaynakta Yıldırım Bayezid'in esir edildiği için kederinden hastalanıp öldüğü söylenmektedir. Nitekim Bayezid ağır bir hastalık geçirip Timur tarafından Akşehir'e tedavisi için gönderilmiş ve burada 9 Mart 1403 günü eceliyle vefat ettiği bildirilmiştir. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim,
Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Ankara Savaşı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız yeni konumuz ise Yıldırım Beyazıt'ın esareti ve ölümü konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Yıldırım Beyazıt'ın vefatı konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiğimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize tekrardan videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun inşallah.